Herkes, özellikle de hanımlar, incecik bir vücuda, dümdüz bir karna sahip olmak ister. Diyet, spor kolay da göbek yağını eritmek pek kolay değil. Peki ne yapmalı da inatçı göbekleri indirmeli? Doktor Murat Topoğlu anlatıyor. Hiç eksik etmeyeceksiniz. Bir türlü erimeyen göbek yağları için bunları tüketin. Haftada iki defa mutlaka bunlardan tüketelim. Doktor Murat Topoğlu'ndan göbek yağı eritmenin formülleri magazin 8'de. İşin püf noktası bu. Karın yağlarını eritmek için Doktor Murat Topoğlu önemli besin maddelerini açıkladı. Tabii milyonlarcasını sayarım ama top 5'i sayalım size. Bunun için en önemli şeylerden bir tanesi balık. Balığı hiç eksik etmeyeceksiniz. Ama balığı buğulama yapacaksınız, ızgara yapacaksınız. Kesinlikle yağda kızartmayacaksınız. Çünkü yağda kızartırsanız çok fazla kalori alırsınız. Balığın nasıl piştiği çok önemli. Karın yağlarını eritmek için bu besinleri tüketin uyarısında geldik ikinci maddeye. Burada gösterdiğim kuru fasulye, barbunya ve nohut, yani bakliyat çeşitleri. Haftada iki defa mutlaka bunlardan tüketelim. Nasıl mı tüketeceğiz? Tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koyacaksınız. İşin püf noktası burası. Her şeyini koyun ama tatlı kaşığını geçmeyeceksiniz zeytinyağında. Listemizde balık ve bakliyat bulunuyor. Bu iki besin maddesi göbek yağlarını eritiyor. Geldik üçüncü maddeye. En önemli şeylerden bir tanesi de mutlaka günde 3 fincan sade Türk kahvesi içeceksiniz. Bir iki tane tatlandırıcı kullanabilirsiniz içine eğer canınız sade kahve çekmiyorsa. Balık, bakliyat ve kahve. Sırada ne var acaba? Soğuk su içeceksiniz. Aşağı yukarı bu yaz sıcaklarında 3,5-4 litre su içmeniz lazım. Özellikle soğuğu tercih edin. Su içmezseniz kilo veremezsiniz. Çünkü sizin %70'iniz su. Dolayısıyla su olmayadığı zaman kilo alırsınız. Bu da önemli. Balık, bakliyat, kahve ve su. Sırada ne var acaba? Daha da önemlisi mutlaka ve mutlaka sebze yemekleri. Domates, marul, salatalık. Burada gösteriyorum gene karnabaharımız var, lahanamız var. Bunları da tatlı kaşığından fazla zeytinyağı koymayacağız kişi başı. İşin püf noktası bu. Emin olun hem sebze yemekleri bağırsaklarınızın çalışmasını da sağlar ve öğün yemeği olarak size çok da lezzetli olur. Yağlarından kurtulamayan insanların en çok yaptığı hatayı da açıkladı Doktor Murat Topoğlu. Şu kullandığımız tuzu mutlaka azaltmamız lazım. Çünkü tuz çok fazla kullandığımız zaman ödem yapar. Hiç tuzsuz yemeyin demiyorum ama her zaman şu baş parmağım ve şu işaret parmağımı göstermek zorundayım. Çünkü bunun ikisinin arasına giren kadar tuz kullanın. Karın yağlarından kurtulamayanlar için bir de meyve tüketimi konusu var ki bu konu çok önemli. Ve beşincisi çok önemli, meyve. Ama günde 3 porsiyon meyve yiyeceğiz. Yani şurada gösterdiğim çilekse bakın bir avuç dolusun. Yani şu kadar çilek bir meyve olarak kabul ediliyor. 3 porsiyon bundan yiyebilirsiniz. Veya bir tane elma. Bir de burada koskocaman ananasımız var. Ananasın yarısı bir meyve oluyor. Ananas aynı zamanda idrar söktürür. Kilo vermenize çok yardımcı olan bir meyvelerden bir tanesidir. Günde yarım ananas tüketelim, incecik kalalım.